Almanya Karadeniz Kültür Derneği ilk toplantısını yaptı. Almanya'da yaşayan Karadenizli vatandaşlar Lünen'de kahvaltıda buluştu. Her zamanki gibi bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün zahmet ettiniz, bir pazar günü evinizden kalktınız, geldiniz. En azından bize bir manevi destek sunuyorsunuz şu anda. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi bugün şahsen benim ama aynı zamanda pek çok insanın eksikliğini hissettiğini tahmin ettiğim yabancı bir ülkede yaşayan bizler olarak, Türk toplumu olarak eksikliğini hissettiğimiz bir araya gelebileceğimiz, kültürel faaliyetlerde bulunabileceğimiz bir Türk derneğinin varlığıydı. Bunun için pek çok kez, pek çok ortamlarda, pek çok arkadaşla bizim dışımızdaki diğer insanların bu konuyu sıklıkla konuştuğunu, dile getirdiğini, neden biz bir yerde toplanamıyoruz, neden bir araya gelemiyoruz, neden birlikte kültürel faaliyetlerde bulunamıyoruz gibi yakınmalarda bulunuyoruz. Bunun eksikliğini gidermek için de bir süre önce içten içe bir faaliyete giriştim, söyleyebilirim. Birkaç tane yakınımda çok destek olan insanlar oldu. Bir ön hazırlık yaptık. İsmini Almanya Karadeniz Kültür Derneği olarak düşünüyoruz. Bu dernek için burayı Lünen Belediyesi'nden belirli günlerde kiraladık. Merhaba, ben Erkan Temizkanoğlu. Almanya Karadeniz Kültür Derneği'nin ilk toplantısını, ilk kahvaltısını bugün Dortmund'da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplumumuzda eksikliğini hissettiğimiz Türk kültürünün yaşatılması, devamlılığı açısından bir Türk derneğine, işlevsel bir Türk derneğine olan ihtiyacı bu şekilde karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Bize inanan, bizim kültürümüze ait olan, kültürümüzü öğrenmek isteyen, Karadeniz kültürüne kendini yakın hisseden ve yakından tanımak isteyen, Karadenizli olmayan vatandaşlarımızın da aramıza katılmasıyla zamanla daha da büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Türk toplumunun bir eksikliğini, bir açığını bu şekilde kapatabileceğimizi umuyoruz. Bize yayınlarında söz hakkı veren, sesimizi duyurmaya çalışan Batı Karadeniz Televizyonu'na ayrıca teşekkür ediyoruz. Desteklerini bizden hiç esirgemiyorlar. Kendilerine yayın hayatlarında da başarılar diliyorum.